Resulullah zamanında da münafıklar hep hırsızdı. Evet. Hep gaspçı, ahlaksızlardı. Müslümanlar hep malını mülkünü çalma eğilimindeydiler. Zaten onların yapısında o vardır. Ama onun altyapısını yaparlar. Yani her şeyin altyapısını yaparlar. Mesela Dırar Mescidi'ni kurdular. Orada homoseksüellik yapıyor adamlar. Ahlaksızlık yapıyor. Ama Allah için oraya toplandık diyorlar. Ve buraya hiç kadın girmez diyorlar. Bak onların münafıkları mesela Sume bin Übeyrik. Mal çalıyor. Ben çalmadım diyor. Kim çaldı diyor. Orada diyor bir Musa var o çaldı diyor. İftira atıyor adamı. Bin bir türlü dalavere yapıyor. Müslümanların yanından kaçıyor. Yakalıyorlar. Başka yere, başka bir grubun içine giriyor. Orada da yine ahlaksızlık yapıyor. Orada da en sonunda bir ticaret kafilesinin içine giriyor. Orada vurgun yapıyor. Adamlar da çöl adamı tabii. Bunu yakalıyorlar. Feci şekilde döve döve öldürüyorlar bunu. Yani münafık Müslümanların içinde yaptığı pisliği, ahlaksızlığı küfrün içinde çok rahat yapacağını zannediyor. Ya her yerde yaparım diyor. Halbuki Müslüman Allah'tan korktuğu için şefkatli. Ama bak küfrün içinde Allah helak ediyor. Bak döve döve öldürüyorlar orada. Küfür acımasız. Müslümanlar içinde alışmış hırsızlığa bir mahsur görmüyor. Ama bak küfür onu feci şekilde işkenceyle öldürüyor. Akıbetini Allah çok feci hale getiriyor. Delil de oluşturuyor. Bak sahtekara bak. Şimdi un çuvalını alıyor. O malın çalındığı yerden itibaren unu döke 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 Musevi'nin evine kadar götürüyor. Oraya da bırakıyor. Şimdi inandırıcı bir delil oluşturduğuna inanıyor. Evet. Yani çok oyuncudur münafık. İftirası şedittir. Onun için çok iyi dikkat etmek lazım münafığa. İnşallah. Bak delil oluşturuyor görüyor musun? Yani onun için bir mal çalacağı vakit münafık zeminini yapar. Yani hırsızlık yapacağı vakit zeminini yapar. Buna çok dikkat etmek lazım. Mesela Samiri'de de var. Bak bu Tume bin Übeyrik isimli münafıkta da var ve birçok münafıkta aynı olayları görüyoruz. Ve iftiracı da olduğunu görüyoruz. Bak Mekke'ye kaçıyor. Orada dinden dönüyor. Önce Sülafe binti Sa'd'ın kızı Sülafe adında bir kadın yanına inmiş. Sonra Selim oğullarından Haccad bin Allah adında birinin yanına gitmiş. Orada da hırsızlık yapmış. Oradan bunu kovmuşlar. Daha sonra yine hırsızlık için bir evin duvarını delerken duvar yıkılmış altında kalmış. Bak kepazeliğe bak. Ahlaksızlıktan başına gelen belalar var. Münafığın bütün hayatı öyle pislik, bela, çirkeflikle doladır. Yani hayatı lağım gibidir. Sonra ölmemiş. Mekke'den sürgün etmişler bunu hırsızlık yaptığı için. Araplardan bir tüccar kafilesine karışmış. Onlarla karşılaşmış. Ben işte tüccarım falan gibi kendini tanıdım. Onların içine girmiş. Onlardan da mal çalmış. Adamlar da bunu feci şekilde döve döve öldürmüşler. Yani büyük bir işkenceyle öldürmüşler.